Çocukken hayallerimizi Luna Park süslerdi. Bayramlarda gittiğimizde ise birinci seçenek çarpışan arabalardı. Sonra gondol, diğeri ise gözümüzü korkutan ama arzularımızı coşturan, adrenalin seviyemizi hareketlendiren bir oyuncak. Roller coaster, yani hız treniydi. Tabii ki o hız treni saatte 1200 km hızla gitmiyordu. Ancak bazıları büyük düşünüyor. Ünlü teknoloji vizyoneri ve elektrikli otomobil şirketi Tesla Motors ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın fikir babası olduğu bir proje var. Hyperloop. Hyperloop, yaklaşık 1210 km saat hıza ulaşabilen yüksek hızlı bir banliyö ve yük taşıma sistemidir. Musk'ın ilk tasarımında amaç, insanları Los Angeles şehir merkezinden San Francisco'ya götürmekti. Ağustos 2013'te yayınlanan 58 sayfalık makaleleri 380 millik yolculuğu sadece 35 dakikada yapma vizyonunu sunuyordu. Bu konsepte hava hokeyi masasındaki diskler gibi basınçlı havada yükselen Hyperloop kapsülleri öngördü. Ayrıca 20 ülkeden 120'den fazla öğrenci ekibini çeken bir kapsül tasarım yarışması düzenledi. 1000'den fazla üniversite öğrencisi yolcu bölmeleri tasarlamak için yarışmalara katıldılar. Peki Hyperloop nasıl çalışır? Düşük basınçlı bir tüp aracılığıyla elektrikli tahrik yoluyla kademeli olarak hızlanır. Kapsül manyetik kaldırma kullanarak yol boyunca yüzer ve ultra düşük aerodinamik sürtünme nedeniyle uzun mesafelerde hava yolu erişimindeki hızlarda kayar. Kendinizi yerin üzerinde yüzlerce mil boyunca uzanan neredeyse havasız bir tüpün içindeki bir bölmede otururken hayal edin. 11 metrelik tüpün içindeki elektrik motorları kapsülü istasyondan dışarı hızlandırır ve varmadan önce yavaşlatır. Borudaki güçlü mıknatıslar bölmenizi uçurur. Böylece hedefinize neredeyse ses hızında sürtünmesiz bir şekilde gidebilirsiniz. Şu anda uçuşlarda yapılan 500 km ile 1500 km arasındaki her yolculuk yerine Hyperloop kullanırsa çevreye verilen zararlı emisyonlar yıllık %58 oranında azaltılabilir. Trenler 3 saatlik bir yolculuğun 30 dakikaya indirilmiş olduğunda tüm hayatımızda yaratacağı farkı düşünün. Hyperloop rotaları yere veya Musk'ın görüşüne göre yeraltı tünellerine yerleştirilebilecek yaklaşık 11 feet, yani 3,35 metre çapındaki çelik borulardan oluşacaktı. Elon Musk'a göre önerilen San Francisco'dan Los Angeles'a Hyperloop inşa etmek 6 milyar dolara mal olacak. İki şehir arasındaki seyahat süresini sadece 30 dakikaya indirecek. Bir hızlı tren gidiş dönüş yolculuğunu 90 dolar civarındayken Hyperloop için gidiş dönüşün 60 dolara mal olacağı anlamına geliyor. Hyperloop için öngörülen maliyetler ise yaklaşık 70 milyar dolar. Rakip Hyperloop şirketleri tüpün ince havasını yoldan çekmek için her bir bölmenin önünde bir kompresör de dahil olmak üzere Musk'ın genel yaklaşımını sürdürüyor. Ama bazı şeyler farklı görünüyor. Daha geniş bölmeler, daha az klostrofobik olacak ve manyetik kaldırma bölmeleri hızlı hareket ettirmek için daha umut verici görünmektedir. Bu rakip şirketlerden biri ise Virgin Hyperloop'tur. Sahibi milyarder işletme devi Richard Branson'dır. Elon Musk tarafından önerilen teknoloji gemideki insanlarla test edilmemişti. Virgin Hyperloop yolcuları taşıyan ilk yolculuğunu 8 Kasım'da yaptı. Capcom, you are a go for launch countdown. Pegasus, this is Capcom. Prepare for launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. Yes. Give me peak speed, baby. Give me peak speed. That was awesome. Okay. I
I'm doing great. Amazing. All right. İnsanları saatte 1000 kilometre taşıyabilen, çığır açan teknoloji için büyük bir adım olduğunu iddia ettiği bir teste gerçekleştirdi. Test, Las Vegas dışındaki 500 metrelik pistlerinde yapıldı. İki Virgin çalışanı, iki kişilik bir araçla 500 metrelik yolculuğu Nevada çölündeki bir test sahasında sadece 15 saniyede yaptı. Yolcu Sarah Lucian, BBC'ye yaptığı açıklamada yolculuğun hem psikolojik hem de fiziksel olarak heyecan verici olduğunu hissettiğini ve herhangi bir rahatsızlık bildirmediğini söyledi. Virgin Hyperloop düzenli kullanıma sunulduğunda kapsüller bir seferde 28 kişiye kadar taşıyabilirdi. Kargo taşımak için daha büyük modellerde geliştirme aşamasında. Virgin Hyperloop teknolojiyi geliştirmek için çalışan birkaç şirketten sadece biri. Ancak pazar günü patron Branson çığır açan Hyperloop'un başarısını selamlarken geliştiriciler teknolojinin ne kadar güvenli olacağı konusunda endişe taşımaktadırlar. Herhangi bir Hyperloop kazasının Hyperloop'un tamamının yok olmasına ve kapsüldeki herkesin ölmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etmektedirler. En ufak bir çatlakla dışarıdaki hava tüplere ses hızında yani yaklaşık 1235,5 km/saat ile gidebileceğini ve böylelikle altyapının patlayabileceğini söylemektedirler. Hyperloop'un terörist saldırılarına karşı savunmasız olacağını, çünkü 600 kilometrelik tüpleri izlemenin zor olacağını ifade etmektedirler. Bir deprem durumunda da aynı sorun meydana gelebilir. Yüksek kapsül hızı seyahat eden yolcularda titreşim ve sarsıntı nedeniyle baş dönmesine neden olabilir. İsveç'teki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden matematikçi olan Alan Levy, bölmeler güzergah boyunca engellerin etrafından ve üzerinden kıvrımları takip ederken Hyperloop seyahatinin bir mide bulandırma sürüşü olacağını, daha düz bir yol inşa etmenin ise çok pahalı olacağını iddia etmektedir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.